Zeyno'yla sevgili olsam tövbeler tövbesi anlaşamam. Bence de kesinlikle. Çünkü aşırı zıttız. Ben böyle bilmiş insanları sevmem. Bana mı diyorsun? He? Ben miyim bilmiş insan? Yok be ablam, öyle mi dedik be? Yani çok zıt karakterdi Chat. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Bu öyle bir zıtlık değil gerçekten. Zaten anlaşamıyoruz gördüğünüz üzere. Bir de şöyle gülüyor ya, ben iptalim. İşin tüm ciddiyeti kaçıyor. Oğlum SMS'imi rahat bırak ya. Nasıl bu şarkısı? İşte öyleler genelde iyi dost oluyorlar. Evet, biz çok iyi dostuz. O kadar iyi dostuz ki kavgasız bir günümüz geçmiyor. Ama Chat, ben böyle hem dostluk hem sevgililik vesaire yeni tanışmış olduğum adamlarla, yani erkek olarak da ben böyle tartıştığım insanlarla sonradan daha iyi anlaşıyorum. Çünkü gerçekten bir insana tartışırken bir de küstüğünde anlarsın. Yoksa herkesle bile iyi anlaşmayı oynayabilir Chat. Alp, o zaman ben seni bayağı kötü olarak bellemiş olmam gerekiyor. Sen rezalet tartışıyorsun çünkü. Ne yapacağız? Ama güzelim. Nasıl rezalet tartışıyorum ya? Bayağı kötü tartışıyorsun. Alp, her tartışmamızda böylesin. Ama güzelim. Niye ağzıma takıldı bu ya? Ne olacak? Öyle değilim. Yani küsüp oturmuyorum. Sadece senin kalbini kırmamak için susuyorum. Mef olsa ağzını burnunu dökerim onun. Ama sana kelimeleri seçemem diye susuyorum o an. İletişime kapatıyorum kendimi chat. O yüzden. Yoksa böyle yapıp da affedersiniz yani koca karı gibi naz trip atmıyorum. Değil mi? Mesela sevgilin Hocam. olacak kişideki kriterlerin nedir? Mesela nasıl biri olsun? Ben bu arada kesinlikle saf, salak, her dediğime okeylesin, benim lafına çıkmasın insanları hiç sevmem. Çünkü yönlendirebilen bir insan değilim. Liderlik vasfım yok. Gerçekten mi? Evet, Benim o kadar var genelde ki. ben şeyim. Alp bak, bunu böyle yapmalısın. Ben ama onlara açığım. Tamam, bazı duvarlarım var ama o an tamam sen onu öyle diyorsun, doğrusun demiyorum ama muhabbet bittikten sonra düşünürüm. Derim ki Hayır, o gerçekten de. açıdan sormadım ya. Tamam, bu okey ama şey dedin ya, mesela işte Zeynep'le çok zıttız dedin ya. Ben mesela neyim senin için? Nasıl biriyim? Ne zıttım sana? Zıttım dedim cana, bak şöyle. Benim hayatımda senin gibi kimse olmadı. Arkadaş anlamında da. Sevgili anlamında da. Anladın mı? Böyle sürekli hani genellikle niye olmadığını da söyleyeyim mi sana? Sen genelde böyle bak Alp, böyle yapıyorsun, yapmamalısın. Hani bak. Yoksa küseceğiz muhabbetine, konuşmayacağız muhabbetine getiriyorsun ya. Ben genelde tanıdığım insanlar demek ki benimle aynı kafada olup direkt birbirimizi engellemek üzerinde olduğumuz için hiç hayatıma girememiş bile. Çünkü o yüzden. Ama sen nasılsın? Hayır, niye zıttız? Hep söylediğin iyi bir şey işte. Demek ki bu özelliğim iyi bir özellik senin için. Bu zıtlık mı Kesinlikle. Bak zıttız diyorum ama anlaşamıyoruz demiyorum. Lan dedin ya en başında. Biz anlaşamıyoruz, çok zıttız, olamazdık zaten Sevgililik an, sevgililik an. ondan. Anlattığına göre iyi bir kızım ya, hani hayatına hiç böyle biri girmemiş ya. Huy anlamında. Sen böyle birinin girmesini istemiyorsun o zaman yani. Böyle birinin girmesini istemiyorum demedim. Öyle mi çıkıyor? Anlamadım ki. O yüzden sordum. Hayır. Ya mantıken zıttız dedim ama o zaman zıtsak hayatımdan çıkartmam lazım seni. Öyle bir şey değil. Zıttız ama bu bana iyi geliyor demek ki. Çünkü demek ki sana çok hak veriyorum ben. Hak vermesem konuşma. Ne oldu ya? Hak vermesem şey yaparım yani. Hayat şey olarak ya, bakış olarak zıtsın. Mesela ben Anlatsana. Batı mı? daha çok
Ablacığım bir saniye susarsan anlatacağım. Sürekli lafımı kesiyorsun. Bakın bu adam burada 10 dakikadan beri konuşuyor. Beni bir dakika konuşuyor. Diyorum ki ben bazı olayda da mesela kavga muhabbetlerinde falan da çok kontrayım. Sen öyle değilsin mesela. Ben o an böyle yanımda mesela böyle seni görmek isterim ama sen genelde sakin ol. Hani bak buna gerek yok. Sen de abartıyorsun, bir tağ getiriyorsun. Mesela. Sen tepki mi verilmesini istiyorsun? Kavga mı etmek istiyorsun? Sen ne değil? Biriyle mesela etsem. Görüş olarak diyorum bunu. Seninle görüşlerimiz çoktur. Okey. Ne burcu Zeynep? Ya 50 oldu soruyorsunuz bunu ya. Başak mı? Başak. Ben unutabilirim. Ben de etten kemiklendim ben. Başak. Ben neyim lan? Melek miyim lan? Neyim lan ben, melek miyim? Öyle. Hadi ben nasılım? Sen konuş. Ama Başak Burçları her zaman ılımlıdır böyle. Olayı ılımlı yaklaşır. Sakin ol. Ben Başak Ne? Sinirim yetsin, öyle konuşur. Ben Başak Burçları alakalı bir şey okumuştum. O tam olarak Zeyno. Ama ne okuduğunu söylemeyeceğim ona. Ne Nerede okumuştun? Huylarını falan okudum böyle. Senle de o zaman da yeni tanışmıştık mesela. Nasıl bir insan mesela. Burçlara bu kadar önem gösteriyorsun ya. Kesin sen burçlara çok böyle kodlanarak yaşıyormuşsun gibi geldi. Mesih teşekkür ederim. Mesih diye. O yüzden bakmıştım. Hem böyle arkadaşlık anlamında, hem böyle ilişki anlamında, hem böyle yakın arkadaşlara, erkek arkadaşlara falan, ailesine. Sen gerçekten o yazıldığı gibisin. Çok dengelisin. Ama herkese karşı dengelisin yani. Ilımlısın. İnsanlara önem veriyorum. Sevdiğim insanlara önem veriyorum diyelim. Ha, bende de o yok mesela. Evet, Batu bir bir de benim de sorumluluğum olmaz. sevmediğim yok. Benim sevmediğim insan, hani daha sevmediğim insanın bile yanına durmasın. Evet, anlamadım ben de. Öylesin. Senin çetini anlamadım. Senin Evet. çetine katılıyorum. Bir lavaboya gidip geleceğim. Çünkü ilk litresi bitirdim de.